Sayın Divan, Sayın Eş Başkan, Eş Genel Başkan, Sayın Genel Başkan, Türkiye Mühendis Mimarlar Odası Birliği'nin değerli yöneticileri, değerli oda başkanları, oda yöneticileri, değerli temsilciler, değerli delegeler, Türkiye'nin dört bir yanından bugün başkente gelmiş olan kendi mesleklerine, mesleklerinin geleceğine ve ülkenin geleceğine dair burada çok kıymetli tartışmaları sürdürecek ve bundan sonraki dönemde bu tartışmaları, bu mücadeleyi sürdürecek ekip arkadaşlarını belirleyecek olan genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sonuçlarının meslekleriniz adına ve ülkemiz adına başarı getirmesini ümit ediyorum. Öncelikle 31 Mayıs günü hepimiz için çok anlamlı, acılarla dolu, umutla dolu ve bir yandan da yüreğimizin bir kısmını da Silivri'ye hapsetmiş bir sürecin 11. yıl dönümündeyiz. İstanbul'da Taksim Meydanı'ndaki tek yeşil alan olan Gezi Parkı'nı bir tarihsel hesaplaşma inadıyla yıkıp, ağaçları kesip, yerine topçu kışlası yapma hevesiyle başlayan sürece, pek çoğu da TUMOP üyesi olan ve o dönemde Taksim için, Gezi Parkı için oluşturulmuş inisiyatiflerle karşı çıkıldı. Ve o süreç bütün kamuoyunun gözü önünde gerçekleşti. Mesele tam olarak öncelikle çevre duyarlılığıydı. Ağaçların karşısına dikilen dozerlerin önüne mühendisler, mimarlar, çevreciler geçtiler, siyasetçiler geçtiler. Oradaki mücadele saatlerden günlere taşınca çadırlar kuruldu. O kurulan çadırları gecenin bir yarısında içinde insan olan ya da olma ihtimali olan çadırları yakacak kadar birileri olayı provoke etmeye çalıştı. Ve süreç gitgide kalabalıklaştı, gerginleşti ve bir büyük direnişe, bir toplumsal uyanışa ve memleketin 80 ilinde destek gören ve 15 milyondan fazla kişinin katıldığı bir büyük toplumsal barışçıl mücadeleye dönüştü. O mücadele sırasında hepimizin illerinde yaşadığı gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinin, üyelerinin, odalarının yaşadığı gibi ilinin sorununa duyarsız kalmayan kişilerin oluşturduğu inisiyatifler o süreçte talepleri dile getirme, arabuluculuk ve mümkünse ağaçları kurtarma ve hem doğaya hem yaşam biçimine hem de sonrasından toplumsal muhalefete karşı uygulanan orantısız güce karşı çıkmaya çalıştılar. O süreçte verilen talimatlarla, yakılan çadırlarla başlayan gerginlik, daha sonra gaz bombalarının silah gibi kullanılmasıyla ve bir takım süreçlerin çok kötü yönetilmesiyle Mehmet Ayvalı Taş'ı, Abdullah Cömert'i, Mustafa Sarı'yı, İrfan Tuna'yı, Ethem Sarısürü'yü, Selim Önder'i, Zeynep Eryaşar'ı, Ali İsmail Korkmaz'ı, Berkin Elvan'ı, Mehmet İstif'i ve Ahmet Atakan'ı aramızdan aldı. Bugün onların hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bir ülkede yaşıyoruz ve bunun tek çaresi bu salonun temsil ettiği iradeye, bu salonun temsil ettiği yaklaşıma ve bu salonun üyelerine yakın olmak, kulak vermek, işbirliği içinde olmak ve çalışmaktır. Maalesef üzülerek görüyoruz ki bu iktidarın geçmiş pratikleri bu birlikteliğin gücünü kırmak için, ki onun gördüğü güç şudur: sivil toplum örgütlenmesinin çok düşük olduğu bir ülkedeyiz. Şüphesiz bu salondakiler
bir STK üyesi değil, üyelik kaydının zorunlu olduğu ve kanunla kurulmuş bir meslek örgütünün sivilliğinden bahsedilemez. Ancak bu salonun sivil toplum refleksleri göstermesi de gelişmemiş demokrasilerin en büyük zorunluluğudur. Çünkü alan kurumların, kuralların işlemesine izin vermediği için, sivil örgütlenmeleri baskıladığı için, sendikal örgütlenmeleri hem geçmişte yaşanan darbe süreci hem bu iktidarın yaklaşımı kadık bırakmaya çalıştığı için gücünü kanunlardan alan, anayasadan alanların memleketin tüm meselelerini kendi meslek meseleleri kadar içselleştirmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Bu yükümlülüktür. Bunu yapmak demokrasidir. Bu alanı daraltmaya çalışmak sizin ne kadar demokrat olduğunuzu gösterir. Bu alanı daraltmaya çalışmak, bu iktidarın, TUMOV'un sesini kesmeye çalışması, şüphesiz tesadüfi ya da kişisel hırslarla değil, taktiksel bir yaklaşımdır. Gücünü mutlaklaştıran muhalefeti her yönüyle, siyasi yönüyle, toplumsal yönüyle sindirmeye çalışan anlayış, mühendis mimar odalarının üyesiyle bağını koparmaya, bu sayede ekonomik gücünü kırmaya, örgütlü gücünü kırmaya niyetlenmiş ve bunu maalesef belli ölçüde başarabilmiştir. Bunların tamamen geri kazanılacağı bir süreci hep birlikte örgütlemek durumundayız. Ben genel başkan olduğumda beni ilk ziyarete gelen odalardan bir tanesi makine mühendisleri odasıydı. Onlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendilerinin tek elinde olması gereken asansör denetim işini şirketlere açmasının nasıl sorunlar yarattığını anlattılar ve Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden de bu anlamda yakındılar. İlk verdiğim talimat, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin herhangi birinde makine mühendisleri dışında hiçbir yapıyla anlaşma yapılmaması, var olanların derhal feshedilmesi, ağır cezai şartlar varsa sözleşme sonu geldiğinde yeniden uzatılmaması ama süreç boyunca oraya yeni ayrıca makine mühendislerinin denetiminin mutlaka alınması yönündeydi. Halen tamamen 20'den fazla sözleşme feshedilmişken bazı yerlerden çıkan sorunlar bildirildikçe de bizzat ilgilenerek çözmekteyim.